tarzı. Altında da bunun ucuzluklardan ihraç fazlası dükkanlarının topladığı Allah bilir kısmen Kızılay'dan bağışlanmış kıyafetlerle sokaklarda ağzı açık ayran budalası gibi dolaşırken çekilmiş farklı ebat ve boylarda fotoğrafları. Bacım sen gelmişsin bana dergiye reklam ver diyorsun da ben böyle bir karıyı buraya koyan dergiye Deniz reklam günahımı vermem be. Şimdi Deniz Alsancak'ın istikrarlı bir giyim tarzı olduğu için. İstikrar mı? Bacım sen bu paçozu bize tanıdın mı? Ha? Sen bunu ne istikrarsız, ne utanmaz, arlanmaz, ne hayasız bir tip olduğunu biliyor musun da buraya çarşaf çarşaf basıyorsun? Şimdi dergimizin muhabirleri... Ya başarımız çok bozuldu. Ben sansüre karşıyım fakat hükümetimizin buna bir müdahalede bulunması lazım. E okullarda kıyafet serbest bırak. Ne oldu? Çoluğumuz çocuğumuza bunu mu örnek olarak göstereceğiz biz? Gençlerimizin bedensel ve giyimsel gelişimine zararlı. Ya bacım bu paçoz açlıktan giyiyor bu İspanyol paçakotları. 70'lerdeki gençliğinden kalma kıyafetleri. 70'lerdeki gençliğinden mi? Sen ne sanıyorsun bacım? 70'lerde 20'li yaşlarındaymış bu. Tabii, gazeteysen bunu da yaz. Emin misiniz? Ya biz bunun halkalarının sayısına baktık. Laboratuvarda karbon testi yaptık, bu yaşta çıktı. Zaten bu cilalı taş devrinden kalma. Cilalayıp cilalayıp 100 yaşında kadını önümüze moda ekonomisine getiriyoruz çünkü. Bundan olsa olsa moda kokonası olur. Deniz'in yandaşları sizi. Yandaş medya. Beni dergiye basmazsın ama. Tabii topluma mal olmuş. Medyada görülen isimleri tercih ediyoruz. Deniz topluma mal oldu. O kesin. Malın gözü oldu hatta. Ben medyada görünemez miyim? Ha? Bugün ne giysime katılırım. Tozunu attırırım. Hakan Akkaya beni ilham perisi ilan eder. İvara Sert kıskançlıktan ülkeyi terk eder. Siz de kapak yapak diye peşimde koşarsınız. Çıkın o zaman. Var ya çıkmazsam gel yüzüme tükür. Ya da sizi dergiye reklam veririm. Bu daha uygun. Nurhayat, bu değil, bu değil, bu iş değil. Beni anlamıyorsunuz. Daha farklı bir şey istiyorum diye diye AVM'lerden başladık. Galata'dan çıktık, buralara kadar bütün butikleri dolaştık. Ne arıyorsun sen Nurhayat, ha? İnsan derisinden yapılmış elbise mi arıyorsun? Nedir yani? Ya drama kraliçesi olma abim, bir dur ya. Önce burada işimiz bitsin, daha Nişantaşı'na gidip orayı da hallaç pamuğu gibi açacağız. Çünkü benim önce bugün ne giysem de ardından defede giyecek orijinal tasarımlara ihtiyacım var. Ya senin bir kadın arkadaşın yok mu? Onunla çıksana alışverişe. Vardı, görüştürmüyorsunuz ki. Gülsel ablam yok, anlamıyorum ne şık ne değil. O olsa onun bellekleri eliyordum, geri kanı alıyordum, iş bitiyordu. Allah'ım sana geliyorum. Ben artık oraya gelmeyeceğim, benim ayaklarımın altı su topladı. Kardeş, bana bu ruhsat. Yok hanımefendi, müşterinin elbisesi o. Ya bir yakından görmem mümkün mü acaba rica etsem? Allah'ım, elbise bana bakıyor, ben elbiseye bakıyorum. O benden gözünü alamıyor, ben ondan gözümü alamıyorum. Sanırsın ilk görüşte aşk. Ya markası ne acaba bunun? Naylonu çıkartabilir miyiz rica etsem canım? Her şeyin bir fiyatı vardır. Kaça veriyorsun bunu? Satılık değil hanımefendi. Sana helalinden 1 lira vereyim. Olmaz efendim. 2000. Ya alabilir miyim elbiseyi? Ütüsü bozulmasın. Son teklif. 3000 vereyim alayım gideyim. Ya verir misiniz ya? Geçirmesene. Bakıyorum ya... ipe. Zaten ipek değilmiş bu ya. Satenmiş. Hiç sevmem. Çabuk buruşur. İyi günler. Bu ne demek ya? Ne bağırıyorsun ya? Al sana temizleme parası. Ne yaya göre çıktın sen de ya? Bir de bana drama kraliçe istiyorsun. Millet manyak. Bugün ne giysem? Şimdi ilk yarışmacımızı alıyorum efendim. Kim geliyor? Nurhayat geliyor. Nasılsın? Çok mersi. Siz nasılsınız canım? Teşekkür ederim Nurhayat. Şöyle bir bakayım sana, bir de bir döndüreyim. Bak, şöyle bir bak, bak da gözün gönlün açılsın. Saçını biraz abartılı buldum. Onu anladık. Yani bir de bu saçların üstüne şapka koymuşsun. Kolyen, bileziğin, eldivenlerin, yüzüğün, yani çantan. Yani çok zengin görünsün diye mi yaptın bunu Nurhayat? Ya Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyım ya? Görünsünü at, geriye kalan her şey ayıptır söylemesi realite. Ya sabır. Seni şimdi jürimize havale edeceğim. Ama önce biliyorsun Uğurlu Oda'da bir Uğurlu podyum var ya. Orada yürüyorsun, Uğurlu aynaya kadar geliyorsun. Seni bir görmek istiyorum. Sen yürümesini biliyor musun? He, 2 yaşından beri yapıyorum. Zorlamam herhalde, rahat ol. Ben senin bacaklarını kırarsam zorlanırsın. Anladım hocam.
Hadi gel bakalım uğurlu anneye. Ne söyleyeceksin? Hep beraber görelim efendim. Buradan bütün cemiyet hayatındaki dostlarıma, Maliye, Bayındırlık ve Kalkınma Bakanlarımıza ve onların değerli eşlerine selamlar söylüyorum. Ve ayrıca bütün yerli ve yabancı motocularımıza öpücükler yolluyorum. Beni izlemeye ve ilham almaya devam edin. Bugün ne giysem. Bugün ne giysem Nur Hayat'la devam ediyor. Evet, Nur Hayat da Uğurlu Oda'da tüm hazırlıklarını tamamladı. Artık podyumda. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya yalnız bu mikrofonun daha az taşsızı yok mu? Ben biraz yalınlık ve sadelik seviyorum ama neyse. Artık idare edeceksin. Nur Hayat'cığım nasılsın? Hamdolsun Hakan, sen? Ben de seni görene kadar fena değildim. Nasıl? Bir anlayamadım böyle. Sana bakıyorum üstüne başına. Bize vermeye çalıştığın mesaj nedir? Mesaj? Şu... Ben moda haftalarına karşıyım. Bence moda bir hafta değil, bir ömür sürer. Nur Hayat'cığım, ben üstündekileri diyorum. Hani bu halin ne? Neden, beğenmedin mi? Nur Hayat. Benim. Şimdi, elbisin abiye. Ayakkabı çok avantgard. Eldivin deri, çanta hiç olmadı. Şapkanın taktın... Hiç anlamadım yani. Ne uyum var, ne tarzın var. Nur Hayat, sen bu sokakta yürürken birbirine selam veremeyecek kadar alakasız elbiseleri seçerken acaba alkolü falan mıydın? Yani Hakan, belki hazırlanırken giyindiği oda karanlıktı. O ayakkabıları çok mu aradın? Yo, şoförü yollayıp aldırdım. Ha, şoförün zevki o zaman. O çoraplar, o ayakkabı ne mana? Bakamıyorum ben sana. Ve Nur Hayat, bir de gerçek kürk giyemiyoruz. Yo, giyebiliyoruz. Niye ki? Yani hayvanları korumak açısından. Yani. Kız ölmüş gitmiş şeyin daha neyini koruyacağım? Kendisi zamanında kendi kendini koruyaymış. Yani bu benim görüşüm tabii. Siz... Hani bu işin uzmanlarısınız. Oldu o zaman, ben bundan sonra daha dikkat edeyim. Hani etol falan bakarken eğer kıpırdıyorsa, böyle kalp atış falan varsa ben veterinere yollayayım onu. Bugün ne giysem. Bu arada mücevher çok fazla çıkartıyor. Bak Nur Hayat'cığım, yani saçların gerçekten felaket demode. Hani nişanbaşı desem değil, kafana bir de şapka takmışsın. İşte bilememişim demek ki. Sağ ol eleştirin için. Hayır bak, makyaj zaten evlere şenlik. Mavi far sürmüşsün. Dudağının kenarına bir tane feci bir kalem çekmişsin. Allah aşkına, yani 1978'lerden kalma gibi şu saçlarına ne yapsan lazım? Ya nostalji yapmayı düşünmüştüm ama neyse. Bu arada yakayı çıkartıyorum. Programımız hediye olsun diyorum. Hediye mi? Evet. Ha, helali hoş olsun tabii. Yani. O yaka zaten nasıl gelmiş konmuş oraya, ben bir anlam veremedim. Şimdi bak Nur Hayat'cığım, sana bakıyorum. Böyle bir sürü farklı marka satan bir mağaza sanki bunları senin üzerine bayağı tükürmüş. Ya Rabbi şükür, artık o noktaya geldim. Düşün. Yani tek tek parçalar tamam belki olabilir ama bir uyum yok ya. Ya belki böyle karışık bir tarz yakalamak istedi. He, Özge beni anladı, canım benim. Ha, yani sen böyle eklektik bohem falan mı olmak istedin? Ha, muhakkak öyle. Yalnız bohem şıklık böyle bir şey değil. Ne, nasıl bir şey ki? Yani bak, bohem tarzını yakalayanlar var. Bence sen onları takip et. Anladım. Mesela bir Deniz Alsancak var ki ben çok beğenirim onu. Ha? Yani ben de bayılıyorum. Şöyle bir İspanyol paça jean pantolonu, altına botlar, bir atkı falan nefis oluyor yani. Bohem öyle bir şey ama işte onu yapmak daha zor. Yani kimisi 2-3 basit parçayla böyle acayip şık olabilir ama kimisi de böyle üst üste giyer hepsini ama yine de... Yine de ***'ın gibi ol demek istiyorsun ha? Çekilin ya, deminden beri mancık mancık be!
Ne oluyor ya? İnanamıyorum ya. Ben sana inanamayacağım. Başka bir şey söyleyeyim tatlım. Sen biliyor musun ki benim bu üstümdeki kıyafetler kaç para ha? Halkalda kaloriferli 3+1 taşıyorum ben üstümde be. Fiyat değil, şıklık programı bu canım. İçinden şıklık geçen bir cümlede denizin ne işi var kardeşim? Siz ne gariban yalkası çıktınız be. Hele Akka'ya senden bu artist yalıklığını hiç beklemezdim. Çıkar mısın dışarı? Yapmam bitmeden çıkmam. Şşş İvana, ver bakayım şu takılarımı. Sayacağım, eksik çıkarsa üstünü ararım. Aa! Ne demek bu ya? Nur Hayat, bizimle değilsin. Asıl sen bizimle değilsin. Dönsene memleketine kardeşim. Ya bu adaletsizce güzel Slav kadınları dönsünler ülkelerine artık. Bunlarla mı uğraşacağız biz ya? Hadi neş! Nasıl? Ya sen giyinmeyi değil daha insanlarla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun ya. Ben bilmiyorum insanlarla nasıl konuşmam gerektiğini. Ben diksiyon eğitimi aldım. Şuursuz. Diksiyon eğitimi. Sen. Hem de nasıl? Al bak. Bir tarlaya kemeker ekmişler. İki kürkiye döker kör kibrit adammış. Biri kürkiye dökerken gel kör gibi. Diğeri kürkiye dökerse gel kör gibi. Kürkiye dökerken gel kör gibi. Senin kürk o kirpinin kürkü mü acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.